Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Uğur Mutlu. Özdeşiklerle tekrar beraberiz. Mehmet Bey, Kırtasiye'den tanesi x artı 2 lira olan defterlerden x eksi 2 tane almıştır. Mehmet Bey, Kırtasiye'ye x artı 2 çarpı x eksi 2 lira vermiştir. Kırtasiye sahibi Melek Hanım ise Mehmet Bey'in x kare eksi 4 lira ödeme yapması gerektiğini söylemiştir. Buna göre Mehmet Bey'in aldığı defterin tutarını düşününüz ve açıklayınız. Toplam tutarımız x kare eksi 4 verdiği para x artı 2 çarpı x eksi 2. Hemen birbirleri çarparak bakalım aynı fiyata denk gelecek midir? x ile x'i çarparsak x kare x ile eksi 2'yi çarparsak eksi 2x 2 ile eksi çarparsak artı 2x 2 ile eksi 2'yi çarparsak eksi 4 oldu. Benzer terimleri toparladığım zaman bunlar birbirini yok edecektir. O zaman karşımıza x kare eksi 4 ifadesi Melek Hanım'ın söylediği fiyata eş olacaktır. O zaman bunlar birbirine eş olacaktır. Eş olması demek özdeş olması anlamına gelecektir. Aşağıda verilen eşitlikleri inceleyelim. 3x artı 1'i çarptığım zaman 3 de eksi çarparım. 3x, 3 de 1'i çarparım. 3x artı 3, 2x artı 5'e eşit midir? Değildir. x 1 için verdiğimiz zaman 3 çarpı 2'den 6, 2 çarpı 1 artı 5'ten 7 birbirine eşit olmadı. 2 için denediğimiz zaman 9, 9 eşit oldu. 3 için denediğimiz zaman 12, 11 eşit olmadı. Sadece tek değer eşitliğinde sağlanıyor ama diğer türlü sağlanmıyor. 4x, x eksi 1'e baktığımız zaman 4x ile eksi, 4x eksi 1 çarptığımız zaman 4x kare eksi 4x oldu. x 1 için değer verdiğimizde 0 0 eşit oluyor. x 2'ye değer verdiğimizde 8 8 oluyor. x 3 için yazdığımızda da 24 24 oluyor. O zaman 3 x artı 1 ifadesi eşittir. 2 x artı 5 eşitliği x yerine sadece 2 yazıldığında sağlıyor. 4 x parantez x eksi 1 eşittir. 4 x kare eksi 4 x ise x yerine yazılacak her sayı için sağlanmaktadır. Değişkenin aldığı her değer için doğru olan eşitliklere burada önemli olan eşittir özdeşlik denecektir. Özdeşlikler içerdiği değişkenlere verilecek bütün gerçek sayılar için denklemler ise bazı gerçek sayı ve sayılar için doğrudur. Şöyle bir örnek yapabilirim. 3x-6 bizim için cebirsel ifadedir. Herhangi bir matematiksel terim vardır ve içerisinde herhangi bir şey istediğim değeri alabilirim. 3x-6 eşittir. 3 parantezinde x eksi 2 dediğim zaman tüm değerleri sağlar. Tüm değerleri sağladığı için bunlar birbirine eştir. Bizim için özdeşlik ifadesi olur. Eş olduğu için tüm değerler olur. Eğer 3x eksi 6 eşittir 0 dediğim zaman da bu x burada sadece 2'yi sağlar. Bunun ismini de denklem diyoruz. Denklem bazı sonuçları yani tek değer verecektir, x'in kökünü verir. Özdeşlikte tüm kökler sağlanır. X'in yerine ne yazarsak yazalım aynı ifadeye karşıma çıkartacaktır. Eşittik 2x artı 4 eşittir 5x artı 1. Denklem mi, özdeşlik mi olduğuna bakalım. Burada 2x ve 5x birbirine eşit değil, 4 de bir birbirine eşit değil. O zaman tek kök olacaktır. Yani denklem x artı 1 ile x eksi 1'i çarptığım zaman x ile x'i çarpıyorum. x kare x ile 1'i çarptım. Eksi x 1 ile x'i çarptım. Artı x eksi 1. Bir. Bunlar birbirini götürdüğü zaman eşit oldu. Eşitse özdeş olacaktır. 2x kare eksi 4 eşittir. Eksi x kare katsayılar ve değerler birbirine eşit midir? Ona bakmam lazım. Şu anda gördüğümüz zaman sadece sonuç çıkar. O zaman denklemdir. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2 A artı B kare. Özdeşliğini modellemeden yararlanarak gösterelim. Bu A artı B parantez karesi dediğimiz A artı B ile A artı B'nin çarpımı olan ifadedir. Bir A kare bir tane A B bir de B kare modelini alalım. Bir kenar uzunluğu A olan kare ile kenar uzunlukları A ve B olan iki dikdörtgeni ve bir kenar uzunluğu B olan kareyi alalım. Bunları kullanarak bir kenar uzunluğu A artı B olan bir kare oluşturalım. Ve alanını hesaplayalım. Baktığımız zaman içerisi a kare, ab'den b'den 2 tane ve b kare olarak karşıma gelecektir. Burada modelleme yöntemiyle yapılabilir. Ya da a artı b ile a artı b'yi çarptığımız zaman normal dağılma özelliğini kullanalım. a ile a'yı çarptık a kare, a ile b'yi çarptık ab, b, ile a'yı çarptık ab, b, bir daha b ile b'yi çarptık b kare oldu. Düzenlediğimiz zaman a kare artı 2ab artı b kare işlemimiz karşımıza gelmiştir. Bu eşitlik bizim için çok çok önemlidir. Milli eğitim sınavlarında da karşımıza fazlaca gelir. İki terimin toplamın karesi özdeşliği olarak gelir. Bu iki terimin karelerin toplamı ile bu iki terimin çarpımlarının iki katının toplamına eşit olacaktır. Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu x artı 2 olarak verilen bir karenin alanını bulalım bir kenarı x, 2, bir kenarı x ve 2 olduğuna göre. Tek tek hesaplarsak x ile 2'yi çarparsak 2x, 2 ile 2'yi çarparsak 4, x ile 2'yi çarparsak 2x, x ile x'i çarparsak x kare oldu. Bunları toparladığımız vakit x kare artı 4x artı 4 sonucu karşımıza gelecektir. 2x artı 3'ün parantez karesi dediğimiz zaman bu 2x'in karesi olacaktır birinci ile ikincinin çarpımının iki katı olacaktır ve ikincinin karesi olacaktır. Yani 4x kare artı 12x artı 9'a eşit olacaktır. Verdiği ifadede a yerine 4, b yerine 12, 9'lar zaten birbirine eşit olacaktır. A ile B'nin toplamını istediği için 4 ile 12'nin toplamı 16 olarak karşımıza gelir. X artı 2'nin parantez karesi cebirsel ifade eşitliğinde iki terimin toplamının kare sözleşmesinden yararlanarak bulalım. Birinci yöntem birbirleri çarpmaktır. Dağıtma yöntemi x ile x'i çarparız x kare x ile 2y'yi çarparız 2xy 2y ile x'i çarparız 2xy 2y ile 2y'yi çarparız 4y kare. Düzenlersek x kare artı 4y x artı 4y kare olarak bulunur. İkinci yöntem de parantez kare dediğimiz ifade. Burada şunu yapabiliyoruz. Buraya 1 buraya 2 dediğimiz zaman birincinin karesi şöyle işlem yapayım. Parantez karesi dediğimiz birincinin karesi işaretimiz neyse o. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi olarak adlandırıyoruz. Bakın birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpıp iki katını alıyorum. 4x'e ikincinin karesini alıyorum. 4 y kare olarak karşımıza geliyor. Aynı mantıkta tekrar buraya yazıyorum. 1 artı 2'nin parantez karesi birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Birincinin karesi 3x. Karesini aldığımız zaman 9x kare. 1 ile 3x'i çarparsak 3x 2 katı 6x. İkincinin karesi artı 1. Birincinin karesi 1. Birinci ile ikinciyi çarparsam 2a 2 katı 4a. İkincinin karesi 4a'nın karesi. Birincinin karesi a kare. Artı 4 ile a'yı çarparım. 4 da 2 katı 8 a. Artı 4'ün karesi 16. 7 x'in karesi 49 x kare. Artı 7 kere 2 14 x'ye 2 katı 28 x'ye. 2 y'nin karesi de 4 y kare oldu. Birincinin karesi 3 x'in karesi 9 x kare artı 3 kere 2 6 2 katı 12 x'y artı 2 y'nin karesi 4 y kare oldu. 5 b'nin karesi 25 b kare. Birinci ile ikinci çarparsam 5 b 2 katı 10 b artı 1'in karesi de 1 olarak karşımıza gelecektir. A eksi B'nin parantez karesi de aynı yaptığımız işlemi burada artı yerine sadece eksi yaparak hareket ederiz. Modelleme yöntemini yaparsak a eksi b a'nın içerisinden b'ler çıkarttığımız zaman bize a eksi b a eksi b kalacak. a eksi b'nin karesi içeriği toparladığımız zaman a kareden b çarpı a eksi b artı b çarpı a eksi b çıkıyor artı b kare oluyor. Düzenleme yaptığımız zaman dağıtarak b a eksi b kare BA eksi B kare. B kareler gitti. 2AB'den B kare çıktı. Eksiyi dağıttığımızda A kare eksi 2AB karşımıza kaldı. Ya da az önce bahsettiğim gibi 1 eksi 2'nin parantez karesi dediğimiz zaman birincinin karesi. işaretimiz neyse onu yapıyoruz. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Artı ile arasındaki tek fark buradaki işaretin değişmesidir. Herhangi bir farklılığı yoktur. A eksi B'nin karesi dediğimiz ilk terimin karesi. Bu iki terimin kareleri toplamı ve bunun iki katı. Bu iki terimin çarpımlarında iki katın farkına eşit olacaktır. X eksi 2'nin karesi. Yukarıdakine göre bakarsan bakın. Birincinin karesi burada yapılmış. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Ve ikincinin de karesini alıyoruz. Ne oluyor? x kare eksi 4 xy artı 4 e kare karşımıza sonucumuz geliyor. 3 eksi x'in karesini yaptığımız zaman yine birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı aradaki işaret eksi ise eksi artı ise artı olacak. Farklı bir numarası yok. Artı ikincinin de karesini aldık. 9 eksi 6 x artı x kare karşımıza sonuç çıkacaktır. A 5743 B 5746 A kare eksi 2 AB artı B kare ifadesinin değerini buluyor. A kare eksi 2 AB artı B kare ifadesi bizim A eksi B'nin karesidir. O zaman 5743'te 5746'yı çıkartırsak eksi 3 olacaktır. Eksi 3'ün karesi de 9 olarak cevabımızı verir. Birincinin karesi şuraya tekrar yazıyorum. 1 eksi 2'nin parantez karesi. Birincinin karesi İşaretimiz eksi de eksi. 2 çarpı 1 çarpı 2 artı ikincinin karesi olacaktır. Birincinin karesi 2'ye yani 4 ye kare eksi 5 kere 2 10 2 katı 20'ye artı 5'in karesi 25. Birinci x karesi x kare eksi birinci de ikinci çarpımı x'ye 2 katı 2 x'ye artı ikincinin karesi y kare. 4A'nın karesi 16A kare. 3B'nin karesi 9B kare. Eksi 3 ile 4'ü çarparız. 12. 2 katı 24 AB karşımıza gelecektir. 8A'nın karesi 64A kare. Eksi 8 ile AB'yi çarparsak 1 kat sayısı. 8AB 2 katı 16AB oluyor. Artı B'nin karesi. Eksi b'nin karesi pozitif olduğu için artı b kare direktmen yazabiliyoruz. 6'nın karesi 36. Eksi 6 ile a'nın çarpımı 6a. 2 katı 12a. Artı ikincinin karesi a kare. Şu seriyi unutmadığımız sürece keyfimize bakabiliyoruz. 3x'in karesi 9x kare. Eksi 3x de 2'yi çarparsak 6x. 2 katı 12x. Eksi 2'nin karesi artı 4 olarak geçer. x 156 y 154 x kare eksi 2x artı y kare. Bu bize x eksi y'nin parantez karesinin tanımıdır. O zaman x yerine 156 y yerine 154 yazıyorum ve karesini alıyorum. 156'dan 154'ü çıkartınca 2'nin karesi olacak. O da bize 4 olarak sonucumuzu verecektir. A kare eksi B kare A eksi B ve A artı B özdeşini modellemeden yararlanarak gösterelim. Buraları tek tek dağıttığımız zaman A ile A'yı A ile B'yi çarptığımız zaman A kare artı A B B ile A'yı B ile B'yi çarptığımız zaman eksi A B A eksi B kare olur. A B'ler birbirini götürdüğü zaman A kare eksi B kare olarak iki kare farkı karşımıza çıkartacaktır. Milli eğitimde en çok tarzda soru gelen ifadedir. iki kare farkı bir bütünden bir bütün olan kareden küçük kareyi çıkartmaktır. İki parça yan yana yazdığımız zaman burası a artı b burası da a eksi b olacaktır. O zaman a eksi b ile a artı b'nin çarpımı bize iki kare farkını verecektir. A kare eksi b karenin a eksi b ile a artı b olacağını unutmuyoruz. İki kare farkı özdeşliğidir. Bakın şurası önemlidir. A eksi B'nin parantez. Burada parantez olduğu için adı üstünde parantezdir. Bu A eksi B ile A eksi B'dir. Ama A kare eksi B kare dediğim zaman iki tane kare var. Burası parantez kare. Bu da iki kare farkı. Burada ise bir eksilisi bir de artılısını çarpıyoruz. Ne yapabiliriz bunun gösterimi olarak da? 1 kare eksi 2 kare dersek... Önce şu 2'leri unutuyorum. 1 eksi 2 yazıyorum. Daha sonra bunun artılısı... 1 artı 2 diyorum. Burada 2 tane kare ve fark var. Diğerinde de parantez vardı. Parantezlerin karesi vardı. 4 eksi x kare cebirsel ifadesinin eşitini bulduğumuzda... 4 dediğimiz ifade 2'nin karesi olacak... 2'nin karesi eksi. X'in karesi ise 2'leri unutuyorum. O zaman 2 eksi x oluyor. Kareleri unutunca bir de bunun artılısını yazıyoruz. 25 eksi 4a kare dediğimiz ifadede burası 5'in karesi eksi 2a'nın karesi olacaktır. Bu kareleri unuttuğumuz zaman bir eksilisi burada bir de artılısını yazınca işlemimiz bitiyordur. 97 çarpı 103 çarpımının 2 kare farkı özdeşinden yararlanarak bulalım. Buranın farkına bakarız. Farkına baktığımız zaman 6. İki tarafa parçalayacağım için 6'yı 2'ye böldüğüm zaman 3 olur. Yani 103-97 bölü 2. Bizim için ne oldu? 3. Bu küçük ifadedir. Küçük kareli olan ifadedir. Bakın 100-3 100-3 olduğu zaman ikisinin ortak farkını bulmuş olduk. 2 kare ifadesinde 1 eksili 1 artı ise 100'ün karesi eksi 3'ün karesi olacaktır. Yani 10.000 eksi 9'dan 9.991 dokuz olarak çıkar. Tutup da 97 ile 103'ü çarpmayız. A kare eksi 4 dediğimiz önce bunun 2'nin karesi olarak yaparız. 2'leri unutursak A eksi 2 bir de artılısı A artı 2 olacaktır. 16 4'ün karesi 81B kare dediğimizde 9B'nin karesidir. Buradaki tepedeki ikileri unutuyorum. Yani kareleri unutunca 4 eksi 9b olacak. Bir de bunun 4 artı 9b yazıyoruz. 9x kare dediğimiz şey 3x'in karesi. 1 dediğimiz ifade ise 1'in karesi. Kareleri unutursak 3x eksi 1. Bir de eksilinin artılısını yazıyoruz. 3x artı 1. 4x kare dediğimiz ifade 2x'in karesi. 25 dediğimiz ifadede 5 y'nin karesi. O zaman üstteki kareleri unuttuğumuz vakit bizim için 2x eksi 5 y bir de artılısını yazıyoruz. 2x artı 5 y olacaktır. 64 8'in karesi 49 x kare 7 x'in karesi. Eksileri üstündeki 2'leri unutursam 8 eksi 7 x ve bunun artılısını yazıyoruz. 8 artı 7x oluyor. m kare eksi 36 dediğimiz ifadede m'in karesi eksi 6'nın karesi. Tepedeki kareleri unutuyorum. m eksi 6 yazıyorum. Bir de bunun artılı ifadesi m artı 6 bize çözümü veriyor. 3a artı 2 eşitliklerden özdeşlik olanları işaretleyelim. Dağıttığım zaman 3 çarpı 3 a 3 kere 2 6 evet bizim için özdeşliktir. Burayı da atıyorum önce 4x 4 x eksi 4 3 x ile 4 x toplarsam 7 x eksi 4 oldu. Birbirlerine eşit değildir. O zaman özdeşlik değil. Burası denklemdir. Özdeşlik denklem. 2x ile 5'i çarparsam 10x 2x de eksi 3'ü çarparsam eksi 15x oldu. Burada 10x eksi 5 kare bizde ise şöyle 6x kare oldu. 5x de 6. O zaman bu eşit birbirine değil. Bu da denklem oldu. y eksi 2 ile y eksi 4'ü çarpırdı. y ile y'yi çarptık. y kare eksi 4y eksi 2 eksi 6y oldu. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarparsak artı 8 oldu. Birbirine eşit, o zaman özdeşliktir. Y kare eksi 25, yani y kare eksi 5'in karesi. Y eksi 5 ve y artı 5 yapılır. Evet, özdeşliktir, olur. A artı 2'nin parantez karesi. Birincinin karesi a kare. Birinci ile ikinci çarpım 2A 2 katı 4A evet doğru. Ve ikinci karesi 4 oldu. Evet özdeşlik oldu. 2Y artı 1 ile 3Y artı 8 birbirlerine kat sayıları da sabit sayılar da eşit değildir. O zaman burası denklemdir. B eksi 4'ün karesi. Birincinin karesi B kare. Birinci ile ikinci çarpımı 4B 2 katı 8B oldu. İkincinin karesi 16 olduğu için evet özdeşlik oldu. A artı B'nin A kare artı B kare diyor. A kare artı B'nin karesinden 2AB çıkartalım. Burası zaten A kare artı şunu farklı bir renkle yapalım. Daha rahat gözüksün. Elemedik. A kare artı 2AB artı B kare. Buradaki 2AB ile Buradaki eksiler birbirini götürdüğü zaman birbirine eşitlik çıktı. Özdeşlik oldu. Bu da doğru. 3y eksi 1'in karesi 9y kare eksi 6y 1'in karesi artı 1. Ama burada eksi var. O zaman bunun ifadesi denklem olacaktır. Aşağıdaki eşitliklerden noktalı yerlere gelebilecek ifadeleri bulunuz. 3a artı 4'ün karesi. Birincinin karesi 9a kare. Birinci ile ikinciyi çarpımdım. 12. 2 katı 24a artı 16. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımı 10. 2 katı 20xy. Burası xy geldi. Ve 5y'nin karesi 25y kare oldu. 9x kare eksi 16y. 1 artılı burası 3x'in parantez karesi eksi 4y'nin parantez karesidir. 1 eksili 1 artılı olacak. Artılısı buradaysa 3x eksi 4y kalacaktır. 2a artı 3b çarpı 2a eksi 3b tersten vermiş. 1 artılı 1 eksili vermiş. O zaman 2a'nın karesi 4'e kare 3b'nin karesi 9b kare olacaktır. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. Burası x kare ise uzun kenarlar x x uzun kenar x kısa kenar 1 alanı da x. Burada iki tane uzun kenar olduğu için 2x olacaktır. 2 uzun kenar 3 tane de kısa kenar olduğu için 2x artı 3 oldu. Burasını ne yaptık? 2x de 2x artı 3'ün çarpımı olacaktır. Hatta biraz geniş yazalım. Cevabı da yazmış olalım. 2x çarpı 2x artı 3. 1, 2, 3, 4 tane x kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de x var. Buralar uzun. X, x, x. Burası 3x edecek. 1, 1x, x dediğimiz zaman 2x artı 2 edecek. 2x artı 2 ile 3x'i çarpıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane x kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de x olarak karşımıza geliyor. Bir kenar uzunluğu x birim olan karenin içinden bir kenar uzunluğu y birim olan kare çıkartılıyor. Yani x kare eksi y kare yapılıyor. Bunun iki kare farkı olduğu için x eksi y ile x artı y olması gerekiyordu. Şimdi x artı y'ye 4 vermiş şuranın 4 olduğunu söylüyor. Kalan bölgenin de yani buranın da 24 olduğunu söylüyor. X eksi E çarpı 4. 24 ise her tarafı 4'e böldük. X eksi Y'nin 6 olduğunu görebiliyoruz. Tahsin amca kasaptan kilosu 2x eksi 4 lira olan etten 2x artı 4 lira kilogram almıştır. Yani 2x eksi 4 ile 2x artı 4'ü çarpıyoruz. 2 kare farkı olduğu için 2x'in karesi eksi 4'ün karesi oldu. Yani 4x kare eksi 16 oldu. Tahsin amcanın kasaba ne kadar para ödeyeceğini bulmuş olduk. 3x artı 5'in karesi özdeşlik olduğuna göre k ve l'yi istiyor. Hemen bunu açıyorum. Birincinin karesi 9x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katıydı. O zaman 15x ile çarpıldığı zaman 30x olacak ve 5'in karesi de 25 oldu. Burada K yerine 9 geldi. L yerine 30 geldi. K dediğimiz 9 eksi. L dediğimiz de 30'du. O zaman 9 eksi 30'dan eksi 21 olarak karşımıza geçer. A eksi 3'ün karesi. Hemen yine parantez karesini açıyorum. A kare eksi 3 ile A'yı çarparsak 3A e 2 katı 6A artı 3'ün karesi 9. D yerine 6 geldi. E yerine 9 geldi. 6 artı 9'u istiyordu. Cevabımız 15 oldu. 3x x de 3x eksi 4 ile çarptığımız zaman 3x kare eksi 12x oluyor. Burada 3x kare eksi ax ifadesi gelmiş. O zaman a gördüğümüz yer bizim için 12 oldu. A'nın kaç olduğunu istediği için 12 olarak yazabiliyoruz. X eksi 3'ün karesi hemen birincinin karesi. Eksi birinci ile ikinciyi çarpıp iki katını alırsak 6x artı ikincinin karesi 9 oldu. Burada B ifadesini 9 bulduk. B eşittir 9. Y eksi 5'in karesi birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpım 5y 2 katı 10y oldu artı ikincinin karesi 25 oldu. Buradaki ifadeye göre de a'yı 10 bulduk. Birer özdeşlik olduğuna göre a eksi b a eksi b dediğimiz ifade 10'dan 9'u çıkartıyoruz. Ve cevabımız 1 olarak kalıyor. Ben Uğur Mutlu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.